nereden çıktı? Allah'a şükür kaş, göz, boy, poz hepsi bende var. Allah beni özene bezene yaratmış. Madem bu kadar güzelim diyorsun, niye kimse seni istemiyor? Aman, kala kala buradaki köylü erkeklere mi kaldım? Ben şehirliğe varacağım. Bence sen de Lercebe varacaksın. Ağzından yelersin lan. Ne biçim konuşuyorsun sen? Şuraya bak. Amanin. Burhan abi. Ne yapıyorsun, dur. Ana, ablamı kaçırıyor. Burhan abi nereye? Sen ne yapıyorsun lan? Yakalayacağım onları. Salak. Bununla onları yakalayamazsın. Koş koş koş. Koş çabuk anama haber ver. Koş. Anne. Abla. Abla dur, gitme. Çok pişman olacaksın abla. Gözün aydın sayın muhtarım, gözün aydın. Mektup kaymakamlıktan gelmiyor sayın muhtarım. Nereden gelmiş peki? İl Eğitim Müdürlüğü'nden. Ne? Ya. Hem bu mektup sana değil, Burhan'a gelmiş. Ana, oğlum Burhan'a mı gelmiş? He. Burhan köylülere okuma yazma seferberliği için gönüllü öğretmenlik başvurusu yapmış sayın muhtarım. Gönüllü öğretmenlik mi? Ya. Anne, 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 anne. Ne oldu Cemal'im? Anne koş, Burhan abi ablamı kaçırdı. Ne? 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 Oğlum bu deli kadının kızını mı kaçırmış? Demek ki kıyamet günü yaklaşıyor desense. Anne sana söylüyorum, duymuyor musun? Eyvah, kes Van yengeye, inmeyindi galiba. Tarım, tarım ne oldu? Ben, ben, tarım. Ben! Anne ne dediğini anlayamıyorum. Muhtarım. Vah anacığım vah. Seni bu hallerde de mi görecektim? Ne varmış halinde? Allah beterinden saklasın. Daha ne beter olacak baba? Görmüyor mu dili tutulmuş? Annemin ağzı var, dili yok. İnsanı meraktan çatlatma da ne diyeceksen de gari. Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Ne? Hangisini önce söyleyeyim? Önce iyi olanını söyle. Yok yok, kötü olanını söyle. Ama bir karar ver kadın. Kötü olanı söyle. Oğlumuz Sülbiye'yi kaçırdı. Ne? Gitti. Ben gibi oğlum gitti. İyi haber ne? Burhan öğretmen oldu. Ne diyorsun sen? Yani şimdi ben öğretmen anası mı oluyorum? He, onun gibi bir şey. Oğlum devletten maaş alacak mı? Bilmem. Hızır oğlan. Tam zamanında kızı kaçırdı. Şurada azıcık dinlenelim. Silbiye olduğuma nasıl da inandılar. Öyle değil mi? Aklımda çok yaşamcı oğlum. Peki bu planın tutacak mı? Pusula şaşar, ben şaşmam. Müjdar'ın bir filminde görmüştüm. Müjdar bir gence aşık olmuş. Ama babası Münir Özkul sevdiğine vermiyor. Müjdar da kaçmış gibi yapar, evin üst katındaki dolapta saklanır. Elem terefiş, kem gözlere eşiş. Elem terefiş. Ana! Ana! Dilin açıldı ana! Konuşabilirsin. Ablacığım seni çok özledim. Yalancı. Aman Allah'ım. Kayıptan sesler duyuyorum galiba. Sanki odada ablam benimle konuşuyor. Ruhum şu an odada. Yok ya. Konuş benimle. Ey ruh, geldiysen 3 defa tahtaya vur. Anne! Aa!
salak. Söylesene, Sülbiye daha ne kadar o sedirin altında gizlenecek? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Sana bir şey diyeyim mi amcaoğlu? Ben o filmin yarısında uyuyakalmışım. Ne? Uyuya mı kalmışsın? Ciddi olamazsın. Çok ciddiyim amcaoğlu. Filmin yarısında uyumuşum. Son duanı et amcaoğlu. Hep bütün bunlar senin yüzünden oluyor Kezban. Sülbiye ile Burhan'ın birbirine aşık olduğunu Sağır Sultan bile duydu. Onları ayırmak için elinden geleni yaptın. Onların kavuşmaması için her yola başvurdu. Niye bu kadar inat ettiğini anlamış değilim Kezban. Düşünüyorsun Kezban'ım? Seni düşünüyorum Bekir. Ben yanındayım ya. Beni ne zaman babamdan isteyeceksin Bekir? En kısa zamanda. Ya babam beni sana vermezse? O zaman kaçarız Kezban'ım. Kimsenin bizi görmeyeceği, tanımayacağı bir yere kaçarız. Ömrümüzün sonuna kadar orada mutlu mesut yaşarız. Sen, ben, çocuklarımız. Abimin kızı Hamide ile beşik kertmesisiniz. Onunla evleneceksin. Töreler böyle. Ama baba. Aması maması yok. Hamide ile evleniyorsun o kadar. Beni abimle düşman mı edeceksin? Senin yüzünden kan mı dökülsün? Ama ben başkasını seviyorum baba. Dediğimi duydun. Yarından tesi yok, seni Hamide ile evlendiriyorum. Hazırlan, iyi olacak. Pembe. Bir görsen çok güzel. Biz evlenemeyiz Kezban. Beni amcamın kızıyla beşik kertmesi yapmışlar. Ne diyorsun sen Bekir? Dediklerini kulakların duyuyor mu senin? Hani evlenecektik? Hani boy boy çocuklarımız olacaktı? Yalan mıydı tüm söylediklerin? Yalan mıydı Bekir? Ben seni çok sevdim. Emme... Kaçalım Bekir, kaçır beni. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere kaçalım. Ne diyorsun? Beni kaçıracaksın mı? Ne yana kaçıyoruz Bekir? Kaçacaksak kaçalım gari. Babam peşimize düşmeden gidelim. Ne bakıyorsun bana? Bugün kaçamayız Kezban. Ne diyorsun sen Bekir? Kaçmanın günü mü olur? Bir düğüne söz verdim Kezban'ım. Onlara cüre çalacağıma dair yemin ettim. Paramı da peşi verdiler ya. Düğüne mi? He. Sevdamızı el alemin düğününe tercih mi ediyorsun? Ben müzisyenim Kezban'ım. Geçimi bununla temin ediyorum. Gitmesem ne derler sonra ya? Ekmeksiz susuz yaşarım ama cüramsız yaşayamam. Bu benim her şeyim. Ne yani? Beni bir cüraya mı değişiyorsun? Tüh! Ben de seni adam sanmıştım. Al cüranı da başına çal.
Bir çalgıcıdan başka ne beklenir ki? Ben bir ağız olaraktan çalgıcıya varıyorum. Onun etiklerine bak. Ah! Oh, dur vurma ya. Ya vurma. Allah sakın Allah. Sakın bir daha karşıma çıkma. Düğün çalgıcısı. Ya Kezbanım. Ah! Oh. Vurma ya vurma. Ah! Oh. Göbek açacaklar seni bekliyor. Gururumu ayaklar altına al. Biz kıygıcı. Nereye böyle? Sana salça getirmiştim. Aa, sen boya mı sürdün kız? O seni alakadar etmez. Kız başına güneş mi geçti senin? Ne biçim konuşuyorsun böyle? Ne demişler? Davul bile dengi dengine çalarmış. Kusura kalma ama herkesle muhatap olamam. Ne de olsa bugüne bugün bir öğretmen anasıyım. Tozluyun da kokmasın. Seni gören de oğlunun 50 üniversite bitirdiğini sanacak. Alt tarafı ilkokul mezunu. Nereden öğretmen oluyormuş? Kısa günün kârı. Allah bereket versin. Seni de bana versin. Ercep. Efendim? Ben bir yere kadar gidip geleceğim. Burası sana emanet. Sakın kimseye evrak mevrak vereyim deme. Vallahi fena yaparım. Vermem, vermem. Sorun olursa birazdan burada olacağımı söylersin. Söylerim Hacerim. Sakın buradan bir yere ayrılma ha. Ölürüm de ayrılmam Hacerim. Aferin sana. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi bay bay. Bir çare buldun mu? Buram buradaysa Sülbiye nerede? Niye bağırıp duruyorsunuz ya? Komşulara bizi rezil mi edeceksiniz ya? Salim! Sırbiye burada! Bir yere kaçmamış! Burada! Aa! Sen konuşuyorsun! Dili çözülmüş! Kaçmamış mı? Aa! Baba? Aa! Abla! Kızım Sırbiye! Abla! Gel baba. Babana gel! Gel bir kucaklayayım seni! Canım. Kız sen hani burana kaçmıştın. Hiç sizi bırakıp kaçar mıyım ana? Size arkamdan söz ettirir miyim? Namusunuza, şerefimize leke düşürür müyüm? Kimin kızıyım ben? Canım kızım benim. Geh bili 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 çilli de horozum. Geh bili 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 çilli horozum. Geh bili 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 çilli. Geh bili bili.
Artist gibi de yakışıklı maşallah. Ben köye haber versem iyi olacak. Kaçırıyorum seni Sülbiya. Artık seni benden kimse alamaz. Hoşuna gitti değil mi? Senin de bende gönlün var biliyorum. Hareketlerinden anlıyorum kız. Sakın sevinç çığlığı falan atma. Elimi çekiyorum. Sakin ol Sülbiya. Relax ol. Heyecanına hakim ol. Bırakıyorum tamam mı? Aha. Ulan manyak! Kız! Öz düşmanı! Durma kız! Sen beni ne yaptın kaçırıyorsun lan? Sülbiya! Ortalığı ayağa kaldırırsın sus! At bu Naz! Bu Niyaz! Koca kafana at! Vurma kız biri görecek! Vuracağım! Aklın başına gelene kadar vuracağım! Sümükler mi? Sen kim ben kim? Yürü git yoluna! Sülbiya! Seni biriler tehdit mi ediyor? Ne tehdidi lan? Çeyrek akıllı! Ne tehdidi? Bunlar senin sözlerin olamaz Sülbiya! Korkudan böyle söylüyorsun! Allah'ım sen bana sabır ver! Akıl fakiri Avni! Ben seni sevmiyorum. Ben Burhan'ı seviyorum. Bunu Sağır Sultan bile duydu. Senin kulakların sağır mı? Çok şiddetli bir sevgimiz var Sülbiya. Bunu kabul et. Sen aslında beni seviyorsun ama söyleyemiyorsun. Gözlerin yalan söylemiyor. Hem insan sevdiğin yerden yere vururmuş. Ha? Bak hala vuruyorsun. Tabii. Sevdiğimden vuruyorum. Geri zekalı. Hadi kış kış. Yaz olmadan da gelme. Gidiyorum Sülbiya. Bırak silahını. Bırakmayacağım. Hadi anca gidersin. Dua et mübarek Ramazan ayındayız. Oruçlu olmasaydım sana yapacağımı bilirdim. Sülbiya, istersen iftardan sonra gelip seni kaçırayım veya sahurda ne dersin? Sen yeter ki hede. Ben sana biraz daha dayak atayım. İftarlık için saklarsın, artan da sahurda yersin. Tamam gidiyorum. Bakma arkana, bakma dedim. Bir dakika ya, hani güzele bakmak sevaptı? Gidiyorum Sülbiya. Bütün aşklar yüreğimde. Yüreğinin götürdüğü yere git Avni. Bir daha da geri gelme. Aman! Hacer'im ben özlemiş falan koşuyor. Durma koş koş. Ben özlemiş falan gelmiş. Dur ben geldim. Kollarım böyle boş, boş mu kalacaktı? Hacer'im! Baba! Ne oldu kız? Baba! Ablan mı? Adam baba tarlada. Tarlada adam olmaz kız, karılar olur. Ölü adam baba, baba adam ölmüş. Ne? Ne? Ölmüş mü? Galiba. Yani öyle kıpırdamadan yatıyor. Kimmiş? Tarlada ne işi varmış? Sana adam ölü gibi yatıyor diyorum baba. Kim olduğunu nasıl sorayım? Belki uyuyordun. Sen sus. O zaman gidip bakalım hadi. Bizim köyden değil değil mi? Yok. Artist gibi biri. Bir görsen o kadar yakışıklı ki. Benim kadar değil değil mi Hacer'im? Kendini anka kuşu sanırmış. Bir şey anladıysam Arap olayım. Ama ağzından çıkan her söz bana şiir gibi geliyor Hacer. Ulan sen sabır ver ya. Sen gidip çocuklarla oynasana. Olmaz. Ben seninle oynayacağım. Hacer'im. Seninle elçilik oyunu oynayalım mı? Ulan deli. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Tarladaki gibi kendini ölü görmek istemiyorsan ağzını topla. Uyma şuna Salim. Hadi tarlaya gidelim. Bırakın gevezeliği de gidelim. Neymiş bakalım. Kezban yengeye de haber verelim. Yok yok. Yok, yok baba. Önce gidelim bir bakalım kimmiş ha? Şimdi Burhan, bu masaya oturunca düşmanlık dışarıda kaldı, tamam mı? Tamam Kezban yenge. Biz ikimiz bu köyün iyiliği için çalışacağız. Çalışacağız. El ele verip bu cahil köylüleri okur yazar yapacağız. Yapacağız. Bu iş düğünlerde çalgıcılık yapmaya benzemez. Benzemez. Bu iş sorumluluk ister. İster. Disiplin şart. Şart. Kafan kuşu musun sen? Beni tekrar edip durma. Durmam. Burhan. Dersleri kahvede vereceksin. Bir ayda bu köydeki herkes okuryazar olacak, tamam mı? Tamam mı dedem?
Burhan beni delilendirme de konuş. Konuşunca da kızıyor, konuşmayınca da kızıyor. Ne diyeceğimi şaşırdım. Sabrımı taşırma Burhan. Taşırmam. Ama ödeksin lan. Şunu sakın aklından çıkar. Sülbiye'nin anası olarak düşmanım. Muhtar olarak dostum. Anladın mı? Anladım Kezban yenge. Şımarmak yok. Yok. Suistimal yok. Yok. Hani tekrar yoktu? Hani dostluk? Ölü mü bu? Yok diri. Birazdan kalkıp göbek atacak. Sen çalarsın o da oynar. Ölülmüş ölülmüş. Vah vah gencecikmiş. Kopmasın gömelim. Dur lan ne yapıyorsun? De. Belki ölmemiştir. Evet suni teneffüs yapalım belki canlanır. Ne diyorsun sen kız? Zil mi çaldı ne teneffüs yapacağız he? Bugün de çok esprilisin Bekir. Başına tuğla mı düştü? Yoo oğlum öğretmen çıkacağız zihnim açıldı. E okumuş ailenin hali başkandır can. Ali okulundan mezun olduğunu bilmeyen yok. Sen askerde okuma yazmayı öğrenmemiş miydin? Ne çabuk unuttun. Okuma yazman var ya sen ona bak. Bana bak. Birbirinize dikleneceğiz de ne yapacağımızı söyleyin. Kavganızı daha sonra edersiniz. Biz hiç kavga etmeyeceğiz değil mi Hacı? Hastaneye götürelim. Deli melenme en doğru lafı o etti. Jandarmaya haber salalım belki de teröristtir. Terörist olsa tanırdım. Nerede tanıyacaksın? Anladın terörist miyiz ya? Senin çalgıcı olduğun alnında mı yazılı? Yo, cüremden anlaşılıyor. Bu da terörist olsaydı yanında silah olurdu. Doğru lan. Dağ gibi de çocukmuş. Kim koymuş buna? Nasıl elle titrememiş? Onu bu hale getirenler elleri kırılsın inşallah. Pek de genç, pek de yakışıklı. Ona nasıl da kıydılar? Hacer! Hacer! Kıpraştı! Kıpraştı! Kıpraştı mı? Vallahi gözümle gördüm kıpraştı. Dur ben bir yakından bakayım. Dur kız şöyle. Dur kız! Şunu bir itekle bakalım. Bana bana! İstersen Hacer elleyim. Elle de elimin tersiyle sana şöyle bir çarpayım. Amma öleceksin sen. Çekil, çekil! Yavaş ol kız. Bir muallimin evine giriyorsun ahraden. Nereye nereye? Burhan muallim oldu. Haberin yok mu? Yoo. Belli. Yoksa deli dana gibi girmezdin içeri. Söyle ne istiyor? Dövseydin bari. Bir daha böyle apar topar girersen onu da yaparım. Hadi söyle. Niye geldin? Haberlerim var Hamide abla. Burhan'ın muallim olmasından daha önemlisi anlat. Değilse hiç zahmet etme. Gamsız Hasan'ın tarlasında ölü adam bulmuşlar. Ne? Ya. Peki kimmiş? O kadarını bilemeyeceğim. Muallim oğluna sor. Belki o bilir. Sana da iyi dersler Hamide abla. İyi misin evlat? Aynı filmlerdeki gibi konuştum baba. Sen sus. Sen sus. Ne oldu sana?
bana mı? Oh. Çok acıyor mu? Ne oldu desene? Hastaneye götürelim. Yok yok, iyiyim. Oğlum sen kimlerdensin? Nereden gelip nereye gidiyorsun? Ha, şehir çocuğu bu belli. Evet, arkadaşlarla pikniğe gelmiştik. Arkadaşların nerede? Şey, onlarla kavga ettik. Onlar da seni bırakıp gittiler öyle mi? Hacer! Hacer! Dur hele, bir kırık çıkık olmasın. Yok yok. Yavaş yavaş. İyiyim ben. Nereye gidiyor? Sana ne kız? Sana ne kız? Oğlum bu halde nereye gidiyor? Şuradan yola çıkacağım. Bir araba bulurum herhalde. Gel seni misafir edelim. Yok, merak ederler beni, sağ ol. Kalsaydın. Tanrı misafirine kapımız her zaman açık. Hacer! Hacer! İyiyim, sağ ol. Hepinize iyi günler, hoşça kalın. Hadi sen de eve git, hadi. Tarlada yapacak dünya kadar işim var. Eve gidersem anam kemiklerimi kırar. O zaman işini yap. Sen yorulma Hacer, ben senin yerine çalışırım. Git başımdan. O zaman sana çiçek toplayayım, ne dersin? He, topla. Kalın demetler yap ki koca kafanı vurunca ses çıkarsın. Ana! Düştü. Sen dur Hacer! Hacer dursana! Bak Hacer! Bak bak bak! Nerede bunlar? Birazdan gelirler. Her gün burada pineklerler, şimdi işimiz var yok oldular. Tövbe tövbe, ne ters insanlar bunlar ya. Belki iftara gitmişlerdir Kezban yenge. Daha saat kaç? Sen nerede, iftar saati nerede? İftar dediysem yani iftar için alışveriş yapmaya gitmişlerdir. Aa, Saddam'la buş barışmışlar. Hayırdır inşallah. Ana! Sen Burhan'la ne yapıyorsunuz burada? Baklava açıyoruz Sülbiye. Akşama burada toplu iftar edeceğiz be. Yardıma ihtiyaç var mı? Aa, olmaz mı? Gelsene. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Geç otur. Gel. Burhan'ın yanına otur. Otur. Çek bir sandalye, otur. Otur, otur. Tübiye! Kız! Süzgeç beyinli. Kaldırma beni ayağa. Yürü doğru eve. Ama... Hadi! Yarım akıllı seni. Yürü! Görmüyor mu burada iş konuşuyor? Yürü! Ben oturayım mı? Sen otur. Peki. Hele şükür gelebildiniz. Beni dürtsene Salim. Rüya mı görüyorum ben? Kezban'la Burhan aynı masadalar mı? Bana mı öyle geliyor? Yoksa hayal mi görüyor? Allah Allah. Tesadüfe bak. Ben de aynı hayali görüyorum. Savaşsız bir dünya ne güzel olurdu. Herkes bunlar gibi kardeş gibi otursa ya. Kezban yengeyle Burhan barış bayrağını çektilerse dünyaya barış geldi demektir. Bana suni gündem gibi geldi. Burhan'la Kezban bir araya gelmişse bunda bir bit yeniği vardır. Hadi kaplumbağa sürüsü. Çabuk olun, işimiz gücümüz var. Kesin kötü bir şey oldu. Ne oldu Kezban yenge, bir şey mi var? Ne oldu Kezban'ım? Okuma yazma kursu var. Ey ahali, bundan böyle bu kahvede okuma yazma kursu var. Bu köyde cahil insan kalmayacak. Anlaşıldı mı? Kalmayacak. Oğlum sayesinde köylüler aydınlanacak. Cahil kimse kalmayacak. Sen de oğlunu nimetten sayıyorsun ya. Tartışma yok. Bu köyde eğitim seferberliği ilan ediyorum. Hepimize hayırlı olsun. Ağzın iyi laf yapıyor. Yakında milletvekili seçimlerine katılırsın gari. Thank you.
Sakın burada olduğumu kimseye söylemeyin, olur mu? Düşmanın mı var? Birinden mi saklanıyor? Lütfen bir şey sormayın. Sadece burada olduğumu kimse bilmesin. Söylemezsiniz değil mi? Olur. Olmaz, olmaz. Söyleyeceğim işte, söyleyeceğim. Ercebim, canım benim. Abisi var ya, bu Ercep süper bir insandır. Öyle değil mi Ercep? Öyle tabii, beni de çok sever değil mi Ercep? Ya, utanıyorum. Sever sever, bir dediğimi iki etmez. Hadi koş bir bardak su getir Ercep. Susadın mı Hacer? Ferhat gibi dağları delip sana su getirmez miyim? Dağları delmeye gerek yok Ercep, mutfakta su var. Ben niyetliyim, Kerem'e getir hadi. Akıl fukarası işte. Sen ne diyordun? Neden kimse bilmesini istiyorsun? Söylersem aramızda kalacak ama. Tamam, söz söz, söyle. O duymasın. Sen merak etme, ben onu ayarlarım. Sen anlat. Hadi Saffet abi, lütfen. Ama çok bekledik. Ne zaman gösterecekti? Saffet abi, lütfen ya. Daha çok bekleyecek miyiz Saffet abi? 15 dakikanız var. İçeriye girip beklesek olmaz mı? Olmaz. Daha sinema makinesi soğumadı. Saffet, bu çocuklar neyin kuyruğundalar? Sanat kuyruğu. O ne demek? Lan mülayim, sen sinema diye bir şey duymadın mı? Sinema. Duymaz mıyım? Askerdeyken çok gitmiştim. Gel seyret istersen. Olmaz, ben çocuk değilim. Sanatçı halim ne olacak? Siz burada bekleyin. Ben birazdan geliyorum. Penceresi cam cama muallim, selam söyle amcana muallim. Selam söyle amcana muallim. Kezban kızını vermezse muallim. Kezban kızını vermezse muallim. Yapma Sülbiye'm, utanıyorum. Niye utanacakmışsın? Bugüne bugün koskoca bir öğretmensin. Ben de öğretmen karısı olacağım. Ne dedin sen? Diyeceğimi dedim işte. Ben pek iyi duyamadım. Kulaklarını açsaydın. Bir daha söylesen günaha mı girersin? Neyi? Öğretmen dediydin ya. De hadi. Öğretmen karısı olacağım dedim. Olacaksın değil mi? Önümüzdeki 50 yıl ölmez sağ kalırsak inşallah olacağım. Bakarsın huzur evinden nikahımızı kıyarız. Böyle konuşup moralimi bozma kız. Ne edeyim Burhan'ım? Bizim evliliğimiz ağabeye girme işinden bile zorlaştı. Artık hayallerde buluşuruz. Biz gerçeğiz Sülbiye'm. Sen, ben, aşkımız hepsi gerçek. Annem de gerçek Burhan. Evet. Keşke o hayal olsaydı. Çok karanlık oldu. Hangi filmi seyredeceğimizi bilen var mı? Hayır. Yangın Var filmi. Başrolde rahmetli Ayhan Işık oynuyordu. Yangın Var önemli filmlerinden biridir. Peki aranızda Ayhan Işık'ı tanıyan var mı? Hayır. Peki tamam. Neyse, şimdi tanıyacaksınız nasıl olsa. Ezberlemişsiniz. Yangın Var! Fikrimden geceler yatabilmirem.
fikri başımdan oh. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık oh. Yalancı dolma. Sen burada ne arıyorsun? Affedersiniz Hacer Hanım, burası yasaklı bölge mi? Sen buradan gitsene. Su içeceğim. Niyetli olduğunu biliyorum, başka bahane bul. Ziyafet mi var? Yok. E bunlar ne o zaman? Hiç, benim öyle canım sıkıldı, bir şeyler hazırlayayım dedim. Sen, tembel Hacer. Güldürme beni. Vallahi içimden geldi. Ay bakalım. O ne kız, börek mi yapacaksın? Ya sen gitsene. Konsantrasyonumu bozuyorsun. Gören de bilim adamı icat yapıyor sanacak. Alt tarafa hamur açıyorsun. Kafamı karıştırma Sülbiye. Aman kafan karışmasın. Matematik profesörüsün ya, hesapları iyi yap. Hmm, harika şeyler yapmışsın. Niyetli olmasaydın hepsini yemiştim. Kız, yoksa sana görücü mü geliyor? Sen gitsene buradan. Aman tamam, yemedik, gittik. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten ala. Lan Rıza, ne yazıyor burada? Bilmem. Ben hiç mektebe gitmedim ki. Öyleyse bir saattir ne diye öküzün trene baktığı gibi bakıyorsun tahtaya? Sen bana öküz mü dedin? Yok canım. Öyle bir deyim var. Atasözü gibi bir şey. Ne yazıyor? Bilmem. Ne duruyorsunuz burada? Şuna bakıyorum. Ne yazıyor orada? Bilmem. Çekilin şöyle. Ne yazıyormuş? Bilmem ki. Benim okumam yazmam yok ki. Oğlum! Gel bakayım buraya. Ne yazıyor burada bir okuyuver. Oku bakayım. Okuma yazma dersi saat 8'de yazıyor. Aman be. Koskoca amcalar olmuşsunuz. Hala okuma yazma bilmiyor musunuz? Görüyor musun? Akıl yaşta değil, baştadır. Okumuş insanın hali başkadır. Ha, şimdi anladım. Bizim Bekir'in oğlu Burhan okuma yazma bilmeyen köylülere okuma yazma öğretecek. O gitsin önce, cahil anasına babasına ders versin. Doğru söylersin. Bu saatten sonra okuyup da doktor mu olacak? Teh be. Çok sıcak. Mis gibi de kokuyor. Anam nerede? İçeride. Bir saattir orada. Ne yapıyor anlamadım. Hadi artık kurun şu sofrayı. Neredeyse top patlayacak. Birazdan miden bayram edecek baba. Öyle yemekler var ki parmaklarını yiyeceksin vallahi. Hadi Hacer, gel de yardım et. Nesi var bunun? Hacer. Kızım Hacer. Hacer. Ha. Kızım sana söylüyorum. Aşık mısın nesin? Aşık aşık. Hem de deli Ercebe aşık. Sana 50 defa söyledim değil mi boyundan büyük laflar etme diye? Ettiğim laf boyundan küçüktü bir kere. Ya baba şuna bir şey desene. Ben iftardan sonra ne diyeceğimi biliyorum size. Hadi hadi uzatma. Kalk hadi. Hadi. Yürü. Cemal sen de git anneni çağır. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hadi. Hadi sen kaşıkları al. Hadi hadi çabuk ol. Aa. Bunlar uçmadı ya. Ne oldu bu yemeklere? Hangi yemekler? Burada dünyanın yemeği vardı.
Yok, ben yemek memek görmedim. Bana bak, bu da ofis oyunlarından biriyse külahları değişiriz, haberin olsun. Yemekler nerede dedim. Benim bir şeyden haberim yok. Kız, insanı çatlatma da söyle. Yaptığın yemekleri ne yaptın? Sakladın mı yoksa? Sen bir hatlar ediyorsun ama ne? Neyse, ben bunu anama söylesem iyi olacak. Ana! Dur abla, ana! Dur! Abla. Söyle bakalım. O pişirdiğin çeşit çeşit yemekler nerede? Şey abla. Ne abla? Şey. Yemeklerin içine sinek düştü. Ben de aldım. Hepsini çöpe döktüm. Ya evet, ben de inandım. Hazır sinek dedin de benim de midem bulandı. Şu sineklerden anama da bahsedeyim de onu da midesi bulansın. Bakalım abla, ne diyecek? Abla dur. Anama söyleme. Ne istersen yapacağım söz. Yeter ki anama söyleme. Demek ki ne istersem yapacaksın, öyle mi? Ne? Ne ne? Anlamadın mı? Para mı istiyorsun? Doğanı istemeyeceğime göre demek ki para istiyorum. Şantaj, bana. Kuru gürültüye pabuç bırakacak göz var mı bende? Paşa gönlüm bilir. Ana! Abla tamam, tamam, tamam. Vereceğim. Al. Hayrını da görme. Bu kadarcık mı? Ben sadaka istemiyorum. Sus payı olsun diye rüşvet istiyorum. Rüşvetin büyük gücü olmaz. Bu sefer bununla idare edeceksin. İyi, bu seferlik böyle olsun. Hani maksat ayağın alışsın. Çocuklar neredesiniz? Top patladı, hadi. Şu yemeklere bakın hele. Halil İbrahim sofrası mübarek. Bu kadar yemeği kim yiyecek? Keşke konu komşuyu da çağırsaydınız he? Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Hani çeşit çeşit yemek vardı? Şey baba... akşam üzeri bir dilenci geldi baba. Tam 4 haftadır boğazından bir lokma geçmemiş. Bütün yemekleri ona verdik. Evet evet, aynen öyle oldu. Dilenciyi görecektin baba. Bütün yemekleri sildi süpürdü. Tabakları yıkamaya gerek kalmadı. Zavallı kadın. Kadın mıydı, adam mıydı söyleyin. Adam, kadın. Bir karar verin buna. Siz de bir karar verin artık. Sen sus. Şey yani babacığım... O kadar zayıf ve çelimsizdi ki, kadın mıydı, erkek miydi onu bile anlamadık. Değil mi kardeşim? Evet ablacığım. Bir deri bir kemik kalmıştı. Şu kadarcık midesi vardı, böyle 10 gram falan. 10 gramcık midesi vardı? 10 kiloluk yemek yedi ha? Ya? Yok yok, bu dilenci duba gibiydi. Böyle şişmandı, 300 kilo falan vardı. 300 kilo mu? 300, neyse de 200. Ha, 200. 100 kilo desen? 100 olsun. En son kaça olur? Gelin şunu 50 kilo yapalım. Akşam pazarı nasılsa. Cemal! Kesin saçmalamayı. Bakın ne yaptım. Ne var bu kolinin içinde ana? Burhan ve ailesini havaya uçuracak kadar bomba var. Okul kampanyasına destek verin. Okul kampanyasına destek verin. Ana daha seçimlere çok var. Ne seçimi kız? Yani oy toplamak için propaganda falan yapacaksan daha 2 senem var diye ben... Salaklaşma gari. Köyün çocukları komşu köydeki okula gidip gelmekten neredeyse telef oldular. Şimdi de köyde okul mu yaptıracaksın? Aslında bunu çoktan yapmalıydım. Emme... Neyse, zararı neresinden dönsen kârdır. Hadi gari, iftarımızı yapıp derse gidelim, he? Açık büfeye buyurun Kezban Hanım. Şu bizim Kezban yenge kafayı yedi. Sanki her şeyimiz tamam da bir okuma yazmamız noksan.
Delidir, ne yapsa yeridir. Beyler, son 25 dakika. Çay kahve isteyen var mı? Saat 8'de ocağı kapatıyor mu, haberiniz olsun. Burhan, al oğlum. Sağ ol ana. Kravatını da düzelt. Tamam. Sen üstünü değişmeyeceksin mi? Ya üstümdekinin nesi var, he? Aa, olur mu hiç? Koskoca muallim Burhan'ın babasısın. Bu kılıkta dolaşamazsın. Hmm. İstersen bayramlık elbiselerini getireyim, onları giy. Sen de amma abarttın ha. Ana, nasıl oldum? Allah nazardan saklasın. Damat gibi oldum valla. Şu kasketi de çıkar. Sen artık koskoca hükümetin bir muallimisin. Modern olmalısın. Geç kalıyorsun evlat. Hadi acele et. Tamam baba. Güle güle oğlum. Allah zihin açıklığı versin. Canım. Güle güle yavrum. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Güle güle. Hamide abla, Burhan bir yere mi gidiyor? Ayıptır demesi. Oğlum cahil köylüler okuma yazma öğretmeye gidiyor. Cahil köylü biz miyiz? Herhalde. Onu gören de 4-5 mektep bitirdi sanacak. Allah'tan oğlu tam öğretmen değil, yoksa yanmıştık. Tezekçi Hamide ne olacak? Sonradan görmelerden korkacaksın. Aşk öyle işte. Ben de yemek yediğimde hep seni düşünüyorum. Hacer'im aç mıdır, tok mudur diye hep aklımdasın. Gerçi bazen seni düşünmekten aç kaldığım da oluyor ama. Her şeyi düşünürsün de neden deli olduğunu düşünmezsin? Onu da düşündüm Hacer. Ben senin aşkından delirmişim. Yemin ederim vallahi hep aklımdasın. Lades gibi. Lades. Lades. Var bana. Var bana bak, delilim melilim kalacak mı? He? Ama çekil yolundan git. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Hacı? Tabii ki senin evine. Aman! Allah! Hacı'nın bağlama! Var mı? Kerem evde mi? Kerem mi? Hacı! Sen Kerem için benim evime geleceksin. Onun için geliyorum tabii, ne sandın? Allah Allah. Elveda. Hayallerim. Aşkım. Yasan. Ay ağlama Ercebim. Ben sana şaka yaptım. Sen gel benimle. Ben bunları size sahurda yersiniz diye getirdim. Yaşasın! Hacer'im bana şaka yapmış! Çayır çöpek patlamış! Hacer'im bana şaka yapmış! Hacer'im bana... Allah Allah! Nereden çıktı şimdi ya? Sekiz yaşında ya! Ben gidiyorum. Derse kalmıyor mu? Ders mersi neyim ben? Çocuk muyum ben? Kezban yenge gelmeden toz olalım hadi! Hadi gidelim arkadaşlar! Biri beni mi andı? Kezban yenge. Hayrola beyler, bir yere mi gidiyordunuz? Benim dişim ağrıyor. Senin neyin var? Ben yarın şehre ineceğim. Erkenden uysam iyi olur. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Herkes geçip otursun. Koy masaya. Evet beyler, pamuk eller cebe. Köye okul yaptıracağım. Kezban yenge şimdi okula taktı. Çocuklarınızın garda kışta perişan olmasını istemiyorsanız
yardım edeceksin. Benim eve gitmem lazım. Sabahtan beri miskin miskin oturuyorsun. Şimdi mi geldi evin aklına? Beyler, biliyorsunuz. Halim. Yerinizde olsam onu dinlerdim. Sen niye oturmuyorsun gari? İşte oturdum bakın. Herkese iyi akşamlar. Halim de geldi işte. İyi akşamlar Halim. Oturun oturun. Oo, bakıyorum iyice havaya girmişsin. El kaldırmadan konuşmak yok. Halim izin verirse konuşacaksınız, anlaşıldı mı? Özür dilerim, geç kaldım. Kız Cemile, bu hal ne böyle? Ben de okuma yazma öğrenmeye geldim Kezban yenge. Kız, düğüne gider gibi bir halim var. Niyetim başka olmasın. Utan, utan. Kız kısmının kahvede ne işi var? Benim kızım buraya gelseydi ayaklarını kırardım vallahi. Sen kadın ayağını odunla karıştırıyorsun galiba. Hadi kolaysa benim ayağımı kır. Bakın beyler, burası şu anda kahve değil okul. Anlaşıldı mı? Okul. Okula herkes gelebilir. Sahi sizin avratlarınız, bacılarınız nerede? Kız senin ne işin var burada? Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı. Hani burası okuldu? Hani erkek kız ayrımı yoktu? Yanlış anladın. Benim demek istediğim, Sülbi okuma yazma biliyor. Buraya okuma yazmayı bilmeyenler için açtık. Ben belki Burhan'a yardımım olur diye geldim. Burhan değil, öğretmen. Sen arıyorsun. Ay! Senin aradığını arıyorum. Avcını yalayacaksın. Müsaade ederseniz derse başlamak istiyorum. Ellerinize sağlık. Yemekleriniz çok güzel olmuş Hacer Hanım. Sana Hacer Hanım dedi Hacer. Tabii öyle diyecek. Şehirli erkekler kibar olur. Ben de şehirli olacağım. Hacer'i de alacağım. Ben de şehirli olacağım. Hacer'i de alacağım. Alemsiniz Ercet Bey. Duydun mu Hacer? Bana da bey dedi. Ya ne diyecekti? Ercet Bey olacak. Hacer'i de alacak. Sen gidip biraz dolaşsana. Olmaz. Neden? Sevdiğim kız evime gelmiş. Onu evde bırakıp gitsen bana deli demezler mi sonra? Bıraksan da delisin, bırakmasan da. Ne fark edecek? Hadi git biraz hava al. Hem hasta ziyareti kısa olmalı. Kerem Bey'in de dinlenmesi lazım. Ona Kerem Bey diyorsun da bana niye Ercep Bey demiyorsun? Bahane bahane. Ercep. Kızıyorum ama. Bırakın kalsın. Madem gitmek istemiyor. Hem ayıp olmaz mı dağdan gelen bağdakini kovar gibi? Ev onun evi. Bu ev ikimizin evi. Evin başında paralarsın, çek elini. Sen söyle Kadir amca, bu ne? Çift göbekli bir adama benziyor, ne bileyim ben. B harfi öğretmenim. Aferin. Çok bilmiş, ne olacak? Hocam. Ne o kız? Kocam der gibi baygın baygın. Ne oldu Cemile? Sülbiye bana çok bilmiş dedi hocam. Çok bilmek güzel bir şey Cemile. Otur yerine. Burhan oğlum. Burhan değil, öğretmen. Her ne karın ağrısıysa benim eve gitmem lazım. Olmaz. Dersteyiz. Teneffüsü bekle. Kezban yenge. Burada öğretmen olan benim. Müsaade edin de gerekeni ben söyleyeyim. Ben ne dedim şimdi? Ağzımı bile açmadım. İyisi mi ben gidip köydeki karıları toplayıp geleyim? Onlar da gelsin öğrensin. Allah Allah. Kezban yenge, karılarımızı karıştırma. Kadınlar evde oturur. Öyle değil mi? Hani dersteydik? Benim okumam yazmam var akıllım. Sen kendine bak. Kezban yenge. Çıkmak için benden izin almadın. Bana bak Burhan. Burhan değil, öğretmen. Hadi be. Tövbe tövbe.
Hep beraber. Aa! Ne haber filmci? Burada ne yapıyorsun Saffet? Hiç. Burada binek diyeceğine amca onunla yardım etsene. O benim akrabam mı akrabam değil. Şeytan görsün yüzünü. Yine kavga mı ettiniz yoksa? Bir filmin sonunu hatırlayamadım diye kalbimi kırdı. Ona küsüm. Ölene kadar onunla konuşmayacağım. Aman sizi bilirim. Kedi köpek gibi dalaşırsınız. İki dakika sonra da can ciğer kuzu sarması olursunuz. Yok yok, bu defa son. İki cihan bir araya gelse onunla konuşmam. Kalbimi çok kırdı. Bir film için darıldınız ha? Sende kafa yok. Madem senin bir film için kalbini kırdı, sen de başka filmin kahramanı ol. Ondan intikam al. Ne de olsa dünya kadar filmin hikayesi var. Bak bu aklıma hiç gelmemişti. Hay aklınla bin yaşa. İntikamım acı olacak amcaoğlu. Sağ ol Salim amca. Bay Bora'nın intikamı. Yakında bu sinemada. Da 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 da. Hay Allah'ım. Burada ne işiniz var? Niye derste değilsiniz? Sen sahiden delir misin Kezban yenge? Kadın kısmının kahvede işi ne? Orayı kahve olarak düşünmeyin. Okul olarak düşünün. Hadi hadi kalkın gidin hadi. Oraya gitsem kocam ayaklarımı kırar. Gitmezsen ben de senin kafanı kıracağım. Aa üstüme iyilik sağlık Kezban. Bu yaştan sonra okuma yazma öğrenip ne edeceğiz? Okumanın yaşı yok. Ne demişler? İlim Çin'de bile olsa git öğren. Bizim garılar iki adımlık yere gitmekten aciz. Hadi size kalkın dedim hadi. Bütün gün tarlada çalışmaktan anam ağladı. Şuradan şuraya adım atacak halim yok. Size taksi çağırmamı ister misin? Tövbe tövbe. Aa seninle mi uğraşacağız? Birazdan tekrar geleceğim. Sizi burada bulursam evi başınıza yıkacağım, haberiniz olsun. Allah Allah. Akşam akşam. Size de çok yük oldum. Ay olur mu hiç öyle şey? Aslında sana teşekkür etmeliyim Kerem Bey. Sen olmasaydın Hacer evime hiç gelmeyecekti. Öyle değil mi Hacer? Size iyice takmış. Deli işte ne olacak? Bana deli deme Hacer. Yakında aşkından Mecnun gibi çölleri dolaşacağım. Dolaşacağım dedin de aklıma geldi. Sen niye gidip biraz dolaşmıyorsun? Olmaz Hacer. Sen bana misafir gelmişsin. İnsan misafirini evde bırakıp gider mi hiç? Aa, aşk olsun Ercep ben misafir miyim? Sen evdensin değil mi? Evlenince bu evin hanımı olacaksın öyle değil mi Hacer? Seni bilmem ama sen böyle konuşmaya devam edersen yakında ben de delireceğim bilmiş ol. Sen delirme Hacer. Evde bir deli yeter. O zaman sen çık git dolaş biraz. Gideyim bari. Kimle gelmiş, kimle gelmiş? Öpeyim Kezban yenge. Bu teyzem, bu da halam. Efendim? Aman da kimler gelmiş, kimler gelmiş ne demek? Görmüyor musun? Tek başınayım. Adet olduğu için öyle dedim Kezban yenge, hemen kızma. Anan evde mi? He evde. Ne yapacaksın anamı? Kaçıracağım. Tövbe tövbe. Yoksa anama yarın gel Silvi'ye iste mi diyeceksin? He öyle diyeceğim. Malum, kızım evde kaldı. Kapı kapı dolaşıp ona kısmet arıyorum. Sevabına kızımla evlensene. E madem bu kadar ısrar ediyorsun ben de alayım bari. Başlık parası vermem ama. Oh. Bu salak baş neden omuzların üstünde durur anlamış değilim. Anana sesler de gelsin. Bu saatte anamı ne edeceksin Kezban yenge?
Asıl bu saatte ananın evde ne işi var? Okuma yazma kursunda olması gerekmez miydi? Olmaz. Anam oraya gidemez. Buran benim düşmanım. Ya aranızda kan davası olduğunu bilmiyordum. Kan davası değil. Sülbiye'nin davası var aramızda. Anlayacağın aşk davası. Bana bak. Bir daha Sülbiye'den bahsedersen dilini kökten keserim. Çabuk ananı al kahveye götür. Yapacak dünya kadar işim var. Sizle mi uğraşacağım? Ya Kezbange, anamı ne diye getireyim kahveye bu saatte? Okey'e dördüncü oyuncu arıyorum da ondan. Allah'ım yarabbim, dünyada akıl dağıtılırken siz sığınakta mı kaldınız? Hepsi akıl fukarası bunların. Çabuk git ananı çağır. Yürü git. Hı? Git hadi. Fakire daha duruyor bak. Bu yaştan sonra ne işimiz var duş okulda? Allah benim bey de kızıyor. Ben de istemiyorum. Kezbange çabuk, çabuk çabuk. Kaçın kaçın, ödü geldi. Tövbe tövbe. Bakalım deve kuşu gibi ne zamana kadar başınız kuma gömeceksiniz. Yerin altına bile saklansanız yine de sizi bulacağım. Ya okuma yazma öğreneceksiniz, ya okuma yazma öğreneceksiniz. Köyümde cahil kimseyi görmek istemiyorum. Siz utanasınız diye deli Ercebi bulup ona ders verdireceğim. Belki deliden utanırsınız. Ayıp ayıp. Aa! Aa! B! 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 C! 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 Ç! 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 Hey! Kimse kıpırdamasın! Eller yukarı! Kimse yerinden kıpırdamasın! Olduğunuz yerde kalın! Yerlerinize oturun. Sakın kıpırdayım deme. Ne oluyor ya? Kimsin sen? Geri dur. Şimdi de geri bas. Hadi. Kimsin sen be? Yaklaşma, fena ol. Çocuklar için fena olur ha. Hepsi el kadar çocuk. Pardon. Öğrenciler diyecektim. Ne istiyorsun sen ya? Filmin devamını hatırlasam diyeceğim de. Burhan. Saffet, yedim seni Saffet. Dur, dur. Yedim seni Saffet. Ana! Saffet mi? Saffet. Yedim ulan seni. Saffet mi? Aa, Saffetmiş bu. Gittiysen. Bırak, yapma. Ne yapayım lan ben seni? Yedim ulan seni. Şaka yaptım, dur. Ulan bu şakayı eşekler bile yapmaz be. Ders kaynadı galiba. Amcaoğlu yapma. Aslan Saffet. Bıktım ulan senden. İndir beni amcaoğlu. Ne yapayım lan ben seni şimdi? Ya hocam, lan. Hocam, hocam. Yaptım diyorum ya. Bırak. Ya susana sen. Parmağını hocanın gözüne sokacaksın. Hocam. Şaka yaptım. Ne var Cemile? Arkadaşlar çok konuşuyor hocam. Sen de kalk konuşanları tahtaya yaz. Otur be Cemile. Ulan Saffet.
mu lan Saffet? Ne yapayım lan ben seni şimdi? Söyle lan. Söyle lan. Hadi arkadaşlar, başka türlü ders kaynamaz. Yavaş yavaş tüyelim. Hadi. Allah razı olsun. Bu yaştan sonra okumak bizim neyimize? Hızır gibi. Sen Saffet. Sen çok yaşa Saffet. Tamam tamam. Dellenmeyin. Olay kapandı. Şımartıyorsunuz. Benim. Nereye gidiyorsunuz? Ya gelin buraya. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Hop nereye, dursanıza be. Ders devam ediyor. Onlar tembel öğrenciler hocam. Dersi kaynatmak için her şeyi yaparlar. Sen çok mu çalışkansın? Sahi ya, her tarafından zeka fışkırıyor. Hocam ya, Sülbiye'ye bir şey söylesenize beni dövecek. Sus be. Saçmalamayın ya. Hadi herkes evine. Ders bitmiştir. Herkes evine dedim, hadi. Ben de mi? Sen de Sülbiye. Ananla yaptığımız anlaşmada okul içinde sen öğrenci, ben de öğretmen. Duydun mu kız? Artık dünya aret bacısısın. Sana fikrini soran oldu mu? Hocam, Sülbiye bana kalem attı. Ya çocuk gibisiniz vallahi. Hocam bakın ne yapıyor. Siz kavganıza devam edin, ben gidiyorum. Seni var ya Allah. Gel buraya. Rahat. Rahat. Hacer! Ana! Şu curamın telinde bülbül öter dağ. Yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge. Kezban yenge, yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge. Şu curamın telinde bülbül öter da. Yenge, yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge. Kezban yenge, yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban.
Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge. Azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge. Kurtar oldun Kezban yenge.